Açılış itibariyle bir miktar satış geldi. Şimdi rakamlara baktığımızda 2174 puan seviyesindeyiz. Sevgili Neslihan Köroğlu'na dönelim. Şimdi Neslihan, selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Yarın malum Merkez Bankası'nın faiz kararı var Neslihan. Piyasa ne bekliyor? Hep burada beklentileri konuşuyoruz ama anketler bize ne ifade ediyor? Karar öncesinde senden dinleyelim istersen. Evet, senin de söylediğin gibi faiz kararını yarın saat 14'te alacağız. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankette beklentilerin Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık bir faiz indirimine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Banka Ağustos ayından bu yana faizi 400 bas puan aşağı çekerek %15 seviyesine kadar indirmişti. Bunu da hatırlatmış olalım. Forex Haber anketine katılım sağlayan 15 ekonomistin 12'si faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. 3 ekonomist faizin serbest bırakılacağını bekliyor. İndirim bekleyen ekonomistlerden 7'si faizin 100 bas puanlık bir indirim, faizin 100 bas puan indirileceğini tahmininde bulundu. Diğer ekonomistler ise 200 bas puan ile 25 bas puan aralığında değişen oranlarda indirim öngörüyor. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen iki ekonomist ise ilk değişikliğin Ocak ayında olacağı tahmininde bulundu. Bunu da belirtmiş olalım. Bu arada 2022 yıl sonuna ilişkin görüşlerini de sorduk ekonomistlere. Ankette 6 ekonomistin medyan tahmini %11.50 oldu. Minimum ve maksimum beklentilere bakacak olursak tahminlerin %9 ila %25 gibi oldukça geniş bir aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi %13.25 seviyesinde oluşmuştu. Bunu da hatırlatmış olalım Perihan. Peki bununla birlikte şimdi Neslihan, bu akşam Fed'i takip edeceğiz. Yarın Merkez Bankası var dedik ama takvimde başka önemli, beklediğimiz önemli veriler neler? Biraz da takvimi konuşalım istersen. Evet, bugün yurt içinde hazineden saat 11'de bütçe rakamlarını alacağız. Amerika'da perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verileri öne çıkıyor. Perakende satışlar için beklentiler aylık %0.8 artış yönünde. New York Fed imalat endeksinin de 30.9 puandan 25 puana gerileyeceği tahmini bulunuyor. Piyasaların gözü senin de söylediğin gibi bugün Türkiye saatiyle 22'de açıklanacak Fed faiz kararında olacak. Fed'in faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana olduğu gibi sabit bırakması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi makroekonomik veriler ve toplantının ardından Başkan Powell'ın yapacağı basın toplantısı da yakından izlenecek. Yarın yurt içinde günün en önemli verisi biraz önce anketin aktardığı Merkez Bankası faiz kararı olacak. Yurt dışında öncü satın alma yöneticileri PMI verilerini takip edeceğiz. Ayrıca İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları da piyasalar tarafından yakından izlenecek. ECB ve BOE'den herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Amerika'da konut başlangıçları ve sanayi üretimi gibi önemli veriler de yine Perşembe günü açıklanacak. Kasım ayında konut başlangıçları için beklenti %2.6'lık artışla 1.56 milyona ulaşacağı yönünde. Sanayi üretiminde de %0.6'lık bir artış tahmini var. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ise yurt dışı tarafta haftanın son önemli faiz kararını Japonya Merkez Bankası'ndan alacağız. Cuma günü Almanya'da üretici enflasyonu da açıklanacak. Ekim ayında üretici fiyatları aylık %3.8 artışla yıllık bazda 18.4'e ulaşmıştı Almanya'da. Son 70 yılın en yüksek seviyesini görmüştük. Kasım ayında da beklentiler %1.5'lik artışa işaret ediyor. İngiltere'de perakende satış, Almanya'da IFO iş ortamı endeksi, Euro bölgesinde ise final tüketici fiyatları öne çıkıyor. Son olarak da Cuma günü Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız. Forex'ten aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Neslihan.